Ben Yargıç Stevens, kendileri de tarihçi Barnabas. Yaşlı Arius'la görüşmek istiyorduk da. Buyurun, buyurun. Gördünüz mü? Beni tanımadı. Galiba siz haklısınız. Sizler burada bekleyin. Baba, sizlerle görüşmek isteyenler var. Ne oldu? Niçin bu kadar telaşlısın? Gerçekten de inanılır gibi değil. Beraberlerinde bu tablodaki resme benzeyen biri var. Thank you.
Aklı birine benzeyen çok insan var. Bunda şaşılacak bir şey yok ki. Bu benzerlikten de öte bir şey. Ben onu tanıdım. Evet haklısın. Maletipka tablodaki adam. Çok benziyor değil mi? Size... Onu gördüğümü söylemiştim. Bakın işte o. Pekala pekala peder filoz. Bana müsaade edin. Efendiler, rica ederim içeri buyurun. Bu evin sahibi kimdir? Rica ederim sevgili abi. Sorduğu her soruya cevap verin. Size daha sonra her şeyi anlatırım. Hizmetinizdeyim, öyle. Bu eve nasıl sahip oldunuz? Babamdan miras kaldı. Ona da babasından miras kalmıştı. Bu tabloyu nereden getirdiniz? Gördüğünüz gibi bu benim tablom. Sizin tablonuz mu? Evet. Hayır efendim. Size benzediği doğru ancak... adı Maximilianus olan atalarımdan birine ait. Bana anlatıldığına göre... Hadrianus zamanında şehit edilmişti. Nerede şehit edilmişti? O Angelus Dağı'ndaki mağarada şehit edilen 7 kişiden biriydi. Evet, benim Maximilianus. Diocletianus'un müşaviri. Siz kimsiniz? Bugün sizi 2 kez gördüm. Ben neyse boş verin. Bunun ne yararı var ki zaten? Ayrıca buna kim inanabilir ki? Ben bile artık kim olduğumu, nerede olduğumu bile bilmiyorum. Artık kendimden bile şüphe etmeye başladım. Allah'ım, Allah'ım bütün bunların anlamı nedir acaba? Siz Maximilian Hazretleri değil misiniz? Peder Filus, siz neler söylüyorsunuz? Yok, rüyamda görmüştüm. Kendisi dirildi ve dağdan aşağı indi. Rüyada görülenler... mahkemede delil olamaz. Biz bu adamın kim olduğunu araştırıyoruz. Bir tablodaki benzerlik ve rüyanız bizi inandırmaya yetmeyecek. Bunu bilmiş olun. Siz Helen olmadığınızı mı söylediniz? Ben Maria. Kendileri de benim babam. Eğer siz Helen değilseniz benim Helen'im nerede? Aşkınlıktan, bu karışıklıktan kurtarın beni. Gördüklerimin gerçek olup olmadığını bilmek istiyorum. Söyleyin bana, ve size ne oldu?
gördüklerim dehşet dolu bir kabus mu, yoksa tatlı bir rüya mı? Yalnız, ey beni terk eden sevdiklerim. Sizin kurtuluşunuz için kendimizi feda ettik. Peki bizi niçin terk ettiniz ha? Bana bunun gerçek olmadığını söyleyin. Hala rüya gördüğümü söyleyin. Bunlar sizleri birkaç yüzyıl önce getirdiğimi söylüyor. Madem öyle, yokluğunuzdan duyduğum acı niçin hala ciğerimi yakıyor ha? Sadece bir geceliğine sizi terk etmiştim. Bu bir geceyi niçin bu kadar uzun sürdü söyleyin bana, niçin, niçin? Kalkın ve putların yıkılışını görün. Ölmüş Romalıların taptığı bütün putların yıkılışını görün. Kalkın ve görün, tek tanrıya inanan yoksulların taç sahiplerine nasıl üstün geldiklerini, imanın kalıcı ve mabudu olan aşkın nasıl ebedi olduğunu görün. Allah'ın verdiği sözün gerçekliğine tanık olun. Putperestliğin ortadan kalktığını, Allah'ın nurunun her yeri doldurduğunu görün. Şimdi söyleyin bana, yokluğunuza ağlayayım mı yoksa dindaşlarımızın zaferine sevineyim mi? Ben ne haldeyim görüyor musunuz beni? Ne hale düştüğümden haberiniz var mı? Sizsiz ben bu dünyada ne yapayım? Tanrı elçisi Mesih'in buyurduğu bugün gerçekleşti. Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek. Gizli mekanlarda öğrendiğiniz inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Şimdi bu sözleri hatırladınız mı acaba? İncil'de bu cümlenin altı çizildiydi. Ben de defalarca okumuştum. Ancak bu sözü şimdiye kadar hiç bu şekilde anlamamıştım. Başka şekilde yorumlamıştım. O cümlelerin altını ben çizmiştim. Öyle sanıyorum ki ben ve arkadaşlarım bu cümlenin anlamını idrak etmek ve hakkın batıla üstün geldiğini görmek üzere yeniden dirildik. Evimdeki bir İncil'i siz nasıl görmüş olabilirsiniz? Esasen siz kimsiniz? Benimle gelin sevgili Arius. Daha önce taştan bir kapı vardı. Doğru mu söylüyor? Evet. Siz nereden biliyorsunuz? Bana bir meşale verin. Bu kapı gizli bir tünele açılıyor. Marie, bir meşale getir. Lütfen bütün söylediklerini yerine getirin olur mu?
Bu gizli dehlizde saklı bir oda olduğunu biliyor muydunuz acaba? Saklı bir oda mı? Hayır, bilmiyorsunuz. Ben ve Galus'tan başka hiç kimse bilmezdi zaten. Şunu tutar mısınız lütfen? Kapı kolu bu taşın arkasındadır. Tablonun burada olduğunu bilmiyordunuz öyle değil mi? Bu sevgili eşim Helen'in resmi. Yani Maximilianus'un eşi. Sana çok benziyor öyle değil mi kızım? Evet, bütün öyle. İnanılır gibi değil. Gerçekten Maximilianus musun? Sizin torunlarınızdan olduğuma inanmayın mı? Daha uykudan ilk uyandığımda olağan dışı şeylerin tecelli ettiğini anlamıştım zaten. Ancak o hadisenin bu kadar garip ve idraki zor olduğunu ne yazık ki bilmiyordum. Ben Azir Nebi öyküsünün bir kez daha tekrar ettiğini düşünüyorum. Hani şu Tanrı'nın insanları nasıl dirilttiğini bilmek isteyen peygamber. Tanrı ölüleri nasıl dirilttiğini ona göstermek için onun 100 yıllığını öldürür ve sonra tekrar diriltir. Sizler 300 yıl o mağarada uyumuştunuz ve bundan habersizdiniz. Sizce bu uzun ve derin uykunun anlamı nedir acaba, söyler misiniz? Biz de hep kendimize Rabbim, müminleri zulme, cehalete ve putperestliğe karşı nasıl ve ne zaman galip kılacaksın diye sorardık.
İnsanların düzmece tanrılara tapmaktan ne zaman kurtulacağını sorardık. Ancak şimdi siz bana imparatorun bile iman ettiğini söylüyorsunuz. Bu bizim cevabımız değil mi? Her şey cevabını bulmuş olmuyor mu? Sen benim büyük atam mısın? Sen ak saçlı ihtiyar benim torunum musun yani, ha? Ne olup bittiğini tam olarak anlamış değilim. Ancak sizin Maximilian olduğunuzdan kesinlikle eminim. Sizi defalarca rüyamda gördüm. Çok ilginç. Ölen de hep rüya görürdü. Erek midim? Zavallı Helen. Keşke yaşasaydı da rüyalarının tabirini görebilseydi. Erek mid? Yaklaşık 250 yıl önce öldü. Helen de sizden 20 yıl sonra öldü. Şimdi Angelus Dağı'nın eteğinde yatıyor. Angelus Dağı'nın eteği mi dedin? Şu ağacın yanındaki mezarda mı yoksa? O ağaç oraya uzun yıllar önce Mari ile birlikte dikmiştik. Çok ilginç. Demek ki uyandıktan sonra gördüğüm ilk yer Helen'in mezarıydı. Çok ilginç. Keşke Maximilian'ın gitmesine izin vermeseydi. Onun için çok endişeliyim. Merak etme, henüz çok geç kalmış sayılmaz. Unuttun mu, güneş batıncaya kadar dönmezsem artık beni sabah bekleyin demiştin. İşte bekleyeceğiz. Peki ya tutuklanmışsa ne olacak? Bu durumda elimizden bir şey gelmez. Allah yardımcısı olsun. Bir haber var mı? Hayır. Dostlarım, Maximilian döner dönmez burayı terk etmek zorundayız. Hiç şüpheniz olmasın. Diocletianus şimdiye kadar her yere haber vermiştir. Hayal kurmayı bırakın da şu açlığa bir çare bulmaya bakın. Maximilian dönünceye kadar beklemekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Diocletianus Helen'den birkaç yıl önce öldü. Bir rüya süresince ne olaylar olmuş. Sevgili Maximilian, Adrianus'un zamanından bu yana 40'ın üzerinde imparator tahta oturdu. Sonra da öldü ya da öldürüldü. Yaklaşık 100 yıl önce de İmparator Konstantin Hristiyanlığı kabul etti. Ve ondan sonra da Mesih'in doğumunu tarihin başlangıcı olarak kabul ettiler. Şimdi putperestlik ortadan kalkmış durumda. Hepsi yıkıldı. O görkemli imparatorlar ne kolay ve ne kısa bir sürede gitmiş. Allah insanların büyük dileklerini ne kadar kolay yerine getiriyor, öyle değil mi? İlahi, eğer
Eğer kendimizi kaybedip cahilliğimizden ötürü bazı sorular soruyorsak lütfen bizi bağışla. Yardımlarını esirgeme. Mağaraya dönmeliyim. Dostlarım aç ve dönmemi bekliyorlar. Bu haberi onlara da vermek zorundayım. Ekselans Theodosius'a da haber verinceye kadar biraz istirahat buyurun lütfen. Theodosius mu? Evet. Philadelphia'nın yöneticisi. Bu şehirde bir şeyler oluyor. Ben bunların sizin uyanışınızla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Sözlerinize inanmamak için çok direndim fakat gösterdiği deliller karşısında daha fazla direnemedim. Onun doğru söylediğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Bize gösterdiği işaretler inkar edilecek gibi değillerdi. Çehresi Maximilian'ın portresindeki gibi aynı ona benziyor. Kulaklarıma inanamıyorum Barnabas. Seni daha önce tanımıyor olsaydım aklından şüphe ederdim doğrusu. Ben de sizi daha önceden tanımamış olsaydım size uygun bir cevap verirdim. Bu yaştan sonra kendimi ele güne rezil edemem. İnanmadığım bir şeyi de zaten söylemem. Ama benim de inanmam kolay olmadı. Umarım beni anlıyorsunuz. Bu yüce Allah'ın gerçek bir mucizesi. Bu Allah tarafından açık bir ayettir. Eğer gerçekse hiç kuşkusuz onun katından bize gönderilen bir rahmettir. Bunların akıllarına ne olduğunu bilmiyorum. Acaba Heraklius gibilerin hasta gönülleri bir gün uyanacak mı? Bunu pek sanmıyorum ama belki de uyanır, ne dersiniz? Kuşkusuz bu bizim Allah'tan ölüleri diriltmesi yönünde dilediğimiz mucizenin ta kendisidir. Ruhların yeniden bedenlere geri gönderilmesidir bu. Bu muhteşem hadise kalbi temizlerin ve sadıkların zihinlerindeki şüphe ve tereddütü alıp götürecektir. Ve hiç kuşkusuz Tanrı ölüleri işte böyle diriltir. Böyle olmasını umuyorum. Efendim izin verin. Mağara şehitleriyle ilgili levhayı devlet arşivinden hemen bulup getireyim. Memnun olurum. Efendim. Daha fazla dayanamayacağım. Bu hurafelerin ne zaman son bulacağı belli değil. Bu adamı nereden bulmuşlar? Yarına kalmaz onları tanrı ilan ederler. Theodor karşılarında diz çöker. Bizi de diz çökmeye mecbur eder. Öyle değil mi? Bunlar olacak işte. Bu hiçbir zaman olmayacak. Mağara şehitleri öyküsünün doğru olduğu ne malum? Bunlar çıldırmış. Niçin sessizsiniz efendim? Bir şeyler söyleyin. Daha üzerindeki hayreti atabilmiş değilim. İnsan layık olmadığı halde Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olunca ne yapacağını bilemiyorum. Bu nimet karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Hangi nimetten söz ediyorsunuz efendim? Zaman benim doğruyu görmek ve doğru düşünmemi engelleyemez. Zira zaman benim için artık ölmüş. Halbuki siz zaman hisarında mahsursunuz. Ve hiçbir durumu onsuz değerlendiremiyorsunuz.
Bunlar da kim? Ben de bilmiyorum. En iyisi biz de toplantıya katılalım, bakalım neler olup bitiyor. Haklısın, gidelim. Hadi. Ekselans Arius ve ailesi geldi efendim. Hoş geldin. Şöyle buyurun, oturun. Buyurun, lütfen oturun. Buyurun, buyurun. Demek bize inen ilahi nimet sizsiniz. Kendileri yalnız değiller. Mağarada 6 kişi daha var efendim. Yani dostlarımız şimdi uyanıklar mı? Onlar da dirildiler mi yani? Evet. Uyandılar. Fakat bu mümkün değil efendim. Unutmayın, Allah için hiçbir şey zor değildir. Tabii inanmayanlar bunu anlayamaz. Bir damla kanın sevgili Heraklius'a dönüşmesi mi, yoksa uzun bir uyku mu? Hangisine inanmak daha güç? Sevgili Heraklius, niçin sessizsiniz? Cevap versenize. Herkese selam. Sevgili Maximilianus, acaba bir kez daha dostlarınızın adını okur musunuz bize? Yuvanis, Sudinanus, Dinatius, Temliha, Martinus ve Çoban Antonius. Evet, evet. Lütfen bakın efendim. Adları şuraya kazılmış. Gördünüz mü? Hepsi burada yazılı. Çok ilginç. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Bu süre zarfında bir şey yemeden nasıl hayatta kalabildiniz? Nasıl bedeniniz taşların üzerinde çürümedi acaba? Çok merak ettim. Benim hiçbir haberim yok. Hayatımızda elinde bulunduran çok daha iyi bilir. Onlar ölmüş olabilirler. Allah da bedenlerini korumuş. Sonra tekrar Azir Nebi gibi onları diriltmiş. Bu kadar basit. Bu tür konuşmalar yerine halkı çağırıp bu açık mucizeden haberdar olmalarını sağlamanız daha iyi olur bence. Bu öbür dünya ile ilgili ortaya çıkan şüphe ve tereddütlere son veren bir mucizedir efendim. Eğer insanlar mucizeler karşısında iman etselerdi hiçbir zaman peygamberlerini inkar etmezlerdi. Kalplerinde garez bulunduranlar için bu sözünüz doğrudur. Ancak hakikati arayanların sayısı da az değil. Öbür dünyayı inkar edenlerin ne kadar küstahlaştıklarını bir bilseniz, temelsiz iddialarla müminleri ikilemde bırakmaya başlamışlardı. Varlığınız bu tür insanların ağzına kilit vuracaktır. Halkın da mağara yarenlerinin dirliğini görmesi için dostlarınızı şehre getirmemiz iyi olmaz mı? Bu bence çok iyi olurdu. O azizleri buraya niçin getirelim? Bırakın halkı bizzat mağaraya gitsinler. Bırakın Allah'ın ölüleri nasıl dirilttiğini apaçık görsünler. Bırakın korkutucu mağara öyküsünün sonunu kendi gözleriyle görsünler. Tellallara söyleyin, halka haber versinler. Biz sabahleyin mağaraya gideceğiz. Roma'ya bir elçi gönderip Papa'yı da durumdan haberdar etsek nasıl olur acaba? Bu hiç fena olmaz. Siz bunun için gerekeni yapın.
Peki. Hadi gidelim. Ekselansları müsaade ederlerse ben bu gece mağaraya dönmek istiyorum efendim. Ama neden? Dostlarım hem aç hem de beni merak etmiştir. Ayrıca onlar olup bitenden haberdar değiller. Eğer halk yığınını birden karşılarında görürlerse korkabilirler, kaçabilirler. Kaçarlar mı? Peki neden? Yoksa halktan korkuyorlar mı? Unuttunuz galiba, biz hala kaçacağız efendim. Hadrianus ve Diocletianus'un elinden kaçtıklıyız. Gerek görürseniz yanınıza birkaç atlı asker vereyim. Size minnettar kalırız. Benle Mare'de kendilerine eşlik edeceğiz. Philadelphia halkı bu gece kendine uykuyu haram edecek. Siz şimdi yola çıkın. Biz de sabah erkenden Angelus Dağı'nda olacağız. Sizinleyiz, merak etmeyin. Orada görüşürüz. Size minnettarım efendim. Gidelim.